Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bir günlük bir aramız oldu. Tabii bunun sebebi Antalyaspor'la Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının yorumcusu olarak Antalya'ya gittiğimiz için sizlerden bir gün izin istedim diyelim ya da bir gün ara vermek zorunda kaldık sizlerle olan buluşmamıza, ama yeniden birlikteyiz. Gündemimizde malum Galatasaray maçı olduğu için Galatasaray'ın gündemi var. Doğal olarak Galatasaray'ın gündemini hem Çaykur Rizespor maçı özelinde hem de genel olarak transferler, iç transfer, dış transfer özelinde sürdürmek istiyoruz. Önemli noktaları şöyle bir altlarını çizeyim, satır başlarını söylemeye çalışayım. İki stoper için dev bir kapışma var. Önce onu söyleyelim, onun altını dolduracağız. Galatasaray'da imza günleri biliyorsunuz 4-5 oyuncuyla Galatasaray anlaşma zemini arıyor. Burada marka ile ilgili küçük pürüzler var. O pürüzleri de sizlere paylaşmaya çalışacağım. Muslera'nın müthiş fedakarlığından bahsedeceğim. Çünkü Muslera gerçekten de taraflı tarafsız pek çok kişinin, futbol severin saygınlığını kazanmış bir isim. Bu yaptığı davranışla saygınlığını daha da arttırdı, onu da söyleyebiliriz. Ve tabii en çok sorulan sorulardan biri, sizlerden de bu tür sorular geliyor. Falcao mu, Mustafa Muhammed mi ya da ikisi mi sorusu geliyor. Ve Emre Akbaba'daki sürpriz gelişmeyi de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama önce isterseniz maça geçelim, maçla ilgili bilgileri paylaşalım. Çünkü orada da enteresan bilgiler var. Galatasaray Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor'da Bülent Hoca, Bülent Uygun iyi bir başlangıç yaptı. Daha doğrusu galibiyetle başlangıç yaptı. Şimdi bunu iki maça çıkarmak istiyor. Bir yandan baktığımızda da Galatasaray'da moralli yapısını, özellikle de Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin iki rakibinin karşılaşacağı haftada 3 puanla taçlandırmak, o moralini daha iyi noktaya getirmek istiyor. Volkan Bayarslan yönetecek karşılaşmayı, onu söyleyelim. Tabii önemli olan şu, bazı eksikler var, bazı riskli oyuncular var. Onlardan biraz bahsedelim. Taylan Antalyalı cezalı biliyorsunuz. Ryan Donk döndü ama Luyendama Marcao ikilisini bozar mı derseniz galiba biraz Ryan Donk bekleyecek gibi geliyor bana. Öyle söyleyebiliriz. Ama 4 tane oyuncunun sarı kart sınırında olduğunu, eğer sarı kart ceza sınırında sarı kart görürlerse, yani kart görürlerse, o zaman Hatay maçında oynayamayacaklar. Kim bu isimler? Babel, Luyendama, Etebo ve Marcao bu isimler. Tabii burada en önemli isimler Luyendama ve Marcao. Çünkü savunma göbeğindeki iki oyuncunun kart görmeden tamamlaması lazım Çaykur Rizespor maçını. Çünkü Hatay Spor maçı da Galatasaray için görece kağıt üzerinde sert bir karşılaşma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisinin mükemmel gittiğini de vurgulamamız lazım. 11 maçta sahasında yenilgi görmedi, 8 galibiyeti, 3 beraberliği olduğunu söyleyelim. Biraz hani merak ediyorsanız Galatasaray'ın rakibi Çaykur Rizespor'a da bakalım. Lokremi, Donsah, Yasin Pehlivan olmayacak, onları söyleyebiliriz. Onlar kesinlikle yok. Bunun yanında Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando, Dokovic ceza sınırında. Eğer onlar da sarı kart görürlerse Karagümrük maçında oynamayacak diyebiliriz. Şimdi bu genel girişte verdiğimiz bilgi. Tabii şunu düşünelim. Galatasaray diyor ki biz maçımızı kazanalım. Ondan sonra sırtımızı koltuğumuza yaslayalım ve derbiden çıkacak sonucu bekleyelim diyor ki gayet doğal bir durum, öyle söyleyebiliriz. Bu arada küçük küçük bilgiler var. İç ve dış transfere geçmeden önce sizlerle paylaşacağım. Birincisi, Mustafa Muhammed Mısır milli takımına seçildi, davet edildi. Kenya ve Komorlar'a maçı varmış ve Komorlar'ı da ilk kez duyduğum bir ülke. Demek ki Komorlar maçı, bilemiyorum ne olduğunu. Yani Kenya maçı, tabii Kenya önemli bir rakip olabilir. Yani sonuç itibariyle biz şuradan devam edelim. Mustafa Muhammed
milli takıma davet edildi. Zaten milli takımda görev alan bir oyuncuydu. Onu söyleyebiliriz. Gelelim şimdi birkaç tane önemli konu. Başta söylemiştik. İki tane stoper için dev kapışma. Galatasaray'da imza günleri demiştik. Muslera'dan fedakarlık. Muslera'dan fedakarlık konusuna geldiğimizde Muslera 3 milyon 550 bin euro alırken tam 1 milyon eurodan daha fazla bir fedakarlık yaptı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gerçekten de bizden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Muslera'nın. Basın toplantısındaki samimi davranışlarında ayrı bir yere yazmak lazım. Bu fedakarlıklarını da ayrıca değerlendirmek lazım. Şöyle düşünelim, hani neden söylüyorum bunu? Galatasaray'ın diğer oyuncularla sözleşme yapmak ya da görüşme yapma noktasında elini kolaylaştıran bir oyuncu oldu. Yani bir oyuncu Galatasaray'la masaya oturduğu zaman para isterken hep şunu düşünecek. Ya Muslera 1 milyondan fazla fedakarlık yaptı. Yani Muslera bunu yapıyorsa hepimiz bir şeyler yapmak zorundayız. Taşın altına elimizi koymamız lazım diyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani bu açıdan baktığımızda Muslera'nın fedakarlığının da ne kadar farklı olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi gelelim, tabii dedik ya birkaç oyuncunun durumu var. Öncelikle daha kolay çözülebilecek yerden başlayalım. Arda Turan'ın imzası için 4 maçta ilk 11'de forma giymesi gerekiyordu ama yönetim bunu beklemeyecek. Arda Turan'la imzalama kararı aldı. İster giysin ister giymesin Arda Turan'ın sözleşmesi uzatılacak. Zaten Arda Turan'ın da hesapları futbolu Galatasaray'da bırakmak, öyle bir düşüncesi var. Onun da 1-2 gün içerisinde ya da işte neyse önümüzdeki hafta, yani gün söylemeyelim sonra şu gün dediniz olmadı deniyor. Önümüzdeki hafta sanıyorum Arda Turan'la masaya oturulur. Çünkü Arda Turan'la zaten masaya oturulmasa bile gönüllerde masaya oturulduğu için hiç problem değil Arda Turan konusu. Burada önemli bir nokta, şunu söyleyebiliriz. Emre Akbaba konusu var. Galatasaray'ın çocuğu Emre Akbaba diye geldiği Galatasaray'da açıkçası biraz eleştiri altında kalmıştı. Eleştiri bombardımanı diyeyim, hatta bombardıman noktasına geldi. Yani Emre Akbaba'yı istemeyenlerin sayısı çoğalmıştı. Şimdi yönetim de şöyle düşünüyor. Biz seni kolayca, yani hem Fatih Terim hem yönetim, dışarıda bırakmak istemiyoruz. Sen bu kulübe gelmek için çok büyük fedakarlıklar yaptın. Onun için de performansını takip etmek istiyoruz sezon sonuna kadar diyorlar. Ve sezon sonuna kadar performansı takip edilecek oyunculardan biri. Falcao ile ilgili birkaç cümle söyleyelim. Falcao konusunda Falcao'nun performansı Fatih Terim'i ve Galatasaray taraftarını memnun etti. Zaten performansıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Kimsenin de itirazı yok. Performansının böyle olmasını herkes bekliyor. Ama sakatlıkla ilgili sorunundan kurtulamamıştı. Şimdi o sakatlık sorununu çözmüş görünüyor. Bakalım takıma nasıl faydalar sağlayacak. Tam da yeri gelmişken Mustafa Muhammed ve Falcao'nun birlikte oynama konusu. Tabii bu gerçekten de oyun anlayışında ciddi değişimleri beraberinde getiriyor. Bazı oyuncuların dışarıda kalmasına neden oluyor. Söz gelimi Arda gibi, Onyekuru gibi. Onun için de Fatih Terim'in bir seçimi olacak. Ben açıkçası Fatih Terim'in içeride oynadığı maçlarda bir kez daha, yani Çaykur Rizespor maçında deneyebileceğini düşünüyorum. Ama uzun vadede bakıyorsanız ikisi bir arada oynamaz. Çünkü bazı maçları gerçekten de kanat oyuncularıyla destekli oynamanız gerekecek. Onyekuru'nun süratinden faydalanmanız gerekecek. Yani açıkçası beklemiyorum çok fazla. Şimdi iç transferden bahsediyorduk. İç transferde önemli 3 tane konu var. Onları paylaşacağız. Sonra da 2 stoper için dev kapışma dediğimiz konuya geleceğiz. Bir kere önce şunu söyleyelim. Marcao Luyendama. Galatasaray her ikisine de imza attırmak istiyor ki Muslera'nın imza töreninde Abdurrahim Albayrak her ikisiyle çözüm noktasına ulaştık dedi. Ama net olmadığını da vurguladı. Şimdi bir genelde bakalım neler var. Marcao işte 850 bin euro alıyor bu yıl için. Gelecek yıl için 900 bin euro alacaktı. Gelecek yılın sonunda da sözleşmesi hem Luyendama'nın hem Marcao'nun bitiyor. Galatasaray
Dan öncelikle menajeri 1 milyon 750 bin euro istedi. Tabii aradaki fark çok büyük olduğu için Galatasaray buna sıcak yaklaşmadı. Sonrasında 1.500'e indi menajer. 1.500 Galatasaray'ın da çıktığı para şu anda 1.250. Yani anlaşılan şöyle bir noktamız var. 1.350 civarında Marcao bir sözleşme imzalayacak diyebiliriz. Sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatacak diyebiliriz. Diğer tarafta Luyendama da biraz daha durum farklı. Yani Marcao'da biraz kritik bir durum var. Ama Luyendama 1 milyon 50 bin euro alıyor. 1.5'a evet diyecek. Orada artık yani Luyendama'nın 100-150 aşağıya inmesini beklemek gayet normal. Yani orada bir anlamda Galatasaray savunma göbeğindeki ikiliyi bozmamaya gayret edecek. Peki sol tarafta ne durum derseniz, Galatasaray oradaki arayışlarını sürdürüyor. Bu kez gündeme Yunan bir sol bek geldi. Liverpool'da görev yapan, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Ozan Kabak'ın devreye girdiği bir transferden bahsedelim isterseniz. Kostas Simikas, Yunan oyuncu, Yunan milli takımında da 6 maçta görev yaptı. 2025'e kadar da sözleşmesi var ve Ozan Kabak onun Galatasaray'a gitmesinin doğru ve isabetli bir karar olacağını söyledi. Yani bir Galatasaray'ın elçisi gibi oyuncuyu yönlendirmeye çalışıyor. Olmuş bitmiş bir şey yok çünkü Saracchi konusu henüz kapanmış değil. Çünkü Saracchi konusunda Leipzig'in yüksek bir bonservis talebi var. O talepte biraz aşağılara doğru gelinirse Fatih Hoca Saracchi'den şikayetçi değil, onun sakatlıklarından şikayetçi, onu söyleyebiliriz. Ve son bir maddemiz daha vardı, onu da isterseniz paylaşalım sizinle. İki stoper için dev kapışma. Şimdi Galatasaray Luyendama ve Marcao'yu çözümleyecek ve bir anlamda yani orayı garanti altına alacak. Ama dikkat ederseniz orada alternatif yerli stoperi yok. Zaman zaman Donk oynuyor. O yerli stoper alternatifini oluşturmak adına da bir çabası var. Fakat yine belirlenen isimler iki takımın, yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerinde çalıştığı iki isim oldu. Şimdi o isimleri açıklayacağım zaten, ama zaten belki bir tanesini daha önce gündeme getirdiğim için biliyorsunuz. Fatih Kuruçuk bir tanesi, Karagümrük'ten. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de yerli stoper olarak bu oyuncuyu ikna etmeye çalışıyorlar ki Karagümrük'le anlaşmadı. Diğer taraftan da ikinci oyuncu da Alparslan Öztürk. Sezon başında da Fenerbahçe uğraşmıştı. Şimdi de Galatasaray'ın, bizzat menajerinin açıklaması, Galatasaray'ın kendilerine resmi olarak gelmese de teklif değil de ilgisinin olduğunu söyledi. Yani bu resmi ağızdan söylenmiş bir açıklama. 27 yaşındaki oyuncu için Belçika'dan da iki teklif varmış ama oyuncum büyük takımlarda oynamak istiyor diyerek aslında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir gelgit yaşayacağını söyleyebiliriz. Sözleşmesinin bittiğini söyleyelim. Yerli alternatif olarak iyi bir seçim olabileceğini, Alparslan'ın da Fatih'in gelişmeye açık bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla yani iki stoper için dev bir kapışmanın gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın ki bildirimleri daha kolay alın ve daha geniş bir kitleye sesimizi duyurabilelim. Futbol dolu günlerle kalın, hoşça kalın.